ehl-i zühd olmalıyız. Dünyada ehl-i zühd olacağız ki, efendim zühd ne demektir dünyada? Dünyayı terk etmeyerek dünyaya yabancı olmak. Yani dünya ehli olmamak. Dünyayı kendimize ait kabul etmemek. Ve sadece dünya için olmamak. Dünya için olursak kaybederiz. Allah için olmamız gerekiyor. Onun için bizim burada yine de eğer dünyayla çok meşgul olursa kalbini yorar. Ne yapar? Kalbi yorulur. Yorgun bir kalbin sahibi, efendim, dünyayla dolgun bir kalbin sahibi ne yapar? Zaman ayıramaz. Neye zaman ayıramaz? Zikre zaman ayıramaz, Allah'a zaman ayıramaz, helala zaman ayıramaz, harama zaman ayıramaz. Onun için biz ne yapacağız? Faydalı olabilmek için emel sahibi olmayacağız. Emel, dünyada emel, hayalperest, geleceğe yönelik efendim yapacaklarımız, evet. Ve bundan dolayı da ne yapacağız? İyi insanlarla beraber olmaya çalışacağız. Ehl-i marifeyle beraber olmaya çalışacağız. Hem ilim, hem alim, hem amil, hem de zahid. Değil mi? Ve bu üçünün doğurduğu nedir? Marifedir. Marifedir. Ve böylece Allah'ı bilen, Allah'ı murakip olarak gözetleyen, sürekli Allah'la beraber olan bir marifet sahibi bir insan kimliğini sağlarız ki eğer öyle yaparsak onda da dürüst olmamız gerekiyor. Ne olmamız gerekiyor? Dürüst. Onun için وَعَلَمْ اَنَّهُ لَا تَر۪يقَ اَقْرَبُ مِنَ الصَّدْقِ. Evet. Tabi ayet-i kerimede biraz önceki o söylemiş olduğumuz اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَق۪يبًا. Muhakkak Allah Teala'sının üzerinde nedir? Gözetleyicidir. Gözetleyici bir de Allah var sürekli. Melekler hani kiramen katibi demiştik ya, onları da üzmeyin. Ha? Onları üzmeyin, melekleri üzmeyin. Ve onlara ikramda bulunun. Neyle? İbadetle. Niye? Çünkü inna Allahe kana aleykum rakiba. Allah sizin için gözetleyicidir. Bütün yaptıklarınızı gözetliyor. Ve alem ennehu la tariqa akrabu min as-sidqi. İşte bunda doğruluktan daha yakın seni Allah'a vardırıcı bir yol yoktur. Sadık olacaksın. Sıdk. Ehli sıdk. Bir sıdk konusunda çok değil mi? Konuştuk, anlattık. وَلَا دَلِيلَ اَنْجَحُ مِنَ الْعِلْمِ. Eğer delil istersen seni başarıya ulaştıran en neyi? En faydalı ve en kestirici ve en kanaat getirici nedir? İlimdir. Evet. وَلَا زَادَ اَبْلَغْ مِنَ التَّقْوَى. Zat, azık. Ha, takvadan da daha böyle yeterli bir azık olamaz. Takva ehli ol, senin için ne o azık nedir? Takva. Takva neydi? Takva Allah'ı yaşamaktı. Peygamberi yaşamaktı. Ve onların emirlerine ittiba etmekti. Ne demiştik? Dikenli bir tarlada yol almaktı takva. Dikenli bir tarlada nasıl? Yani dikenli bir tarlada nasıl yol alınması dikkat gerektiriyorsa, efendim takva bir adam da yaşadığı dünyada o kadar dikkatli olması gerekiyor. Nasıl o ayağını efendim dikenlerden koruyorsa ve kendi elbiselerini efendim topluyorsa ayaklarına batmasın diye dikkat ediyorsa, dünyada da yol aldığı bu güzel hayat ortamında ne yapacak? Helala ve harama, o dikenlere dikkat ettiği gibi dikkat edecek. Demek ki takva bu. Takmanın anlamı, dünya hayatında bir dikenli tarladan yürürmüş gibi helal ve harama dikkat ederek, insanların kalplerine dikkat ederek, sosyal hayatta, sosyal yaşamda Allah'a karşı, yani Halık'a karşı ve mahluka karşı sorumluluğunu bilerek yol almasıdır. Sadece Halık'a karşı değil, mahluka karşı da. Yani ilim ve amel ve muamele. İlim, amel ve muamele. İlimde efendim öğrendiğini kimince öğrenmişsin? Onunla amel ediyorsun. Sadece amel mi? Bir de muamele. O üçü beraber. Onun için وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّارِ اَتَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا اُولِي الْاَلْبَابِ. Ayet-i kerime. Evet. تَزَوَّدُوا fazlalaştırın. Yani efendim çeyizinizi iyi hazırlayın. Sandığınızı iyi hazırlayın. Bir yere gidiyorsunuz.
Tamam mı? Sefere çıkıyorsunuz. Hani ceddidi sefine vardı ya. Efendim gemini yenile. Niye? Çünkü orada senin hani diyor ya yol nedir? Uzaktır diyordu. Yol uzaktır diyor. Azanı da çok al diyor yanına değil mi? Efendim aleyhissalatü vesselam bunu bize söylüyor. O zaman ve tezevvedu artık o hadise dönmeyelim. Ve tezevvedu azık ediniz fe inne hayre zadi et takva muhakkak ki en hayırlı azık sizin için en hayırlı azık nedir? Takvadır. Ve takvuni benden korkunuz. Yani burada ve takvuni yani sunun enfusakum anil meharimi ve takvuni bu da sunu koruyunuz. Enfusakum nefislerinizi koruyunuz. Ne de koruyunuz? Anil meharimi. وَأَتَمِرُوا بِأَمْرِهِ ve onun emriyle ne yapın? Emir alın. Onun emrine iltibas edin. Onun ha tamam burası çok önemlidir. Yoksa aksi halde biz وَتَقُونِ korkunuz Allah'tan böyle kork. O kork İslam'daki kork kavramı nedir? Yani kendimizi onun emrine ittiba etmemizdir. يَا اُلْ الْاَلْبَابِ ey elbab lüb kalp değil mi? O içinde gizli nurun, o Allah'ın nurunu olduğu, Allah'ın korkusunu olduğu kalpler sahibi. O içinde hani biz daha önce demiştik ya, kalp bir et parçasıdır. Ama içinde bir ne vardır? Allah'ın nazar ettiği bir nur vardır. Bir nur vardır. Ey bu nurun sahibi, akıl edin. Evet, onun için biz sürekli ne yapacağız? Takvayı dert edineceğiz. Ve helal ve harama dikkat edeceğiz. Bir tarlada, bir dikenli tarlada yürürmüş gibi bu dünyayı da bir dikenli tarla misali helal ve haramına dikkat ederek yol alacağız. Anladın mı burayı? Evet.